Barna tarafından yapılan araştırmada birçok kişinin koronavirüs salgını döneminde daha fazla duaya yöneldiği görüldü. Araştırmaya göre farklı inanca sahip olanların %12'sinin salgın döneminde dua etmeye başladıkları belirtildi. Barna tarafından yapılan araştırmada birçok Hristiyanın koronavirüs salgını döneminde daha fazla dua ettiği görüldü. Çalışmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hristiyanların yaklaşık yarısı salgın döneminde daha fazla dua ettiğini, yaklaşık 1/5'i ise kutsal kitabı daha fazla okuduğunu söyledi. Barna ayrıca Hristiyan olmayanların salgın döneminde ruhsal yardım aradıklarını, farklı inanca sahip olanların %16'sının, herhangi bir dine mensup olmayanların ise %2'sinin online mesaja yöneldiklerini belirtti. Araştırmaya göre farklı inanca sahip olanların %12'si salgın döneminde dua etmeye başladıklarını ve salgın öncesinde düzenli dua etmediklerini itiraf etti. Ankete katılanların 1/5'i geçtiğimiz hafta en az bir kez kendilerini yalnız hissettiğini kabul ederken, %20'si her gün en azından bir konuda yalnız hissettiğini, %11'i ise her zaman bu duyguya sahip olduğunu belirtti. Portland, Oregon'daki Bridgetown Kilisesi pastörü John Mark Corner, salgın döneminde duygularını dile getirdi. Birçok kilisenin hizmetlerini ve kutsal kitap çalışmalarını online olarak yayınlamak zorunda kaldığını belirten Facebook'ta inanç merkezli ortaklıklar başkanı Nona Jones'a, pastörlerin dijital ortamda insanlarla bağlantı kurmasına dair önerilerde bulundu. Jones, "İnsanların sorularını yanıtlamak, sohbetlere dahil etmek ve canlı yayında ismiyle hitap etmek, platformda olunsa bile yine de bir şekilde birbirimize bağlandığımızı gösteriyor," dedi.